Sevgili İstanbullular, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili yol arkadaşlarım, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İstanbul'u yönetmek için yola çıktık. Bir ay önce Tuzla'da ilçe yöneticilerimizin katılım töreninde size bir söz vermiştim. Demiştim ki çare Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çare Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleridir. İşte bugün çare olmak için buradayız. Bugün bugün Sayın Sarıgül ve arkadaşları partimize katıldılar. Hoş geldiler. Ama yetmez. Gezi'deki direnişçiler de gelsin. Antikapitalist Müslümanlar da gelsin. Kürt kardeşlerimiz de gelsin. Çeşitli sebeplerle AKP oy vermiş bütün yurttaşlarımız gelsin. Gezi direnişinden, AKP'den korkup saklanan bütün yoldaşlar, siz de gelin. Bu korku zincirlerini hep beraber kıralım. Sevgili hemşerilerim, bugün burada İstanbul'un sahipsiz olmadığını, İstanbul'un sahiplerinin olduğunu bana, partime, örgütüme yaşattığınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, genel başkan yardımcısı arkadaşlarım, parti meclis üyesi arkadaşlarım, bütün engellere rağmen il başkanlarım, ilçe başkanlarım, örgütüm, hoş geldiniz diyorum size ben. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, ekranları başında bizi izleyen çilekeş İstanbullular, Cumhuriyet Halk Partisi olarak projelerimizle hazır olduğumuzu bugün sizlere ifade etmek istiyorum. Uzun süredir İstanbul'daki temel sorunlarla çok yakinen ilgilenen bir siyasetçi arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Hani akşamları ekranlarda gazeteci dostlarımızı izlerken hiçbir ekranda İstanbul'un sorunları ne yazık ki konuşulmuyor. Kimin geleceği değil, öncelikle İstanbul'un geleceği önemli. İstanbul'un geleceğiyle ilgili bugün çok önemli projeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli dostlar, buraya, bu alanlara hangi sıkıntılar içinde geldiğinizi çok iyi biliyorum. Maalesef bir kent düşünün, ranta teslim edilmiş 24 saat ulaşım sorunuyla, trafik sorunuyla karşı karşıyasınız. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş tarihinde yaptığı gibi dünyanın bütün gelişmiş kentlerinde birinci önceliği planlı ulaşım sorununun metroyla çözülebileceğini yıllar önce göstermiştir. Türkiye'de İstanbul'u
Ankara'yı büyük kentleri metroyla buluşturan Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekleridir. O gün o temeli atanlara şükran borçluyuz. Unutmasınlar, onların atmış olduğu temel bir gün sonucunu bulacaktır ve İstanbul'un dört bir yanı demir ağlarla, metrolarla örülecektir. Değerli dostlar, şimdi belki ekranlarda da görebileceksiniz ama görme imkanınızın olmadığı birkaç şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul uzun süre ulaşım sorunu köprülerle tartıştırarak geçirilmiştir. Elimde çok minicik bir resim var. Ekranlarda varsa arkadaşlarımız ekrandaki kameralarında görme imkanı olsun. Buraya baktığınızda şunu görüyor musunuz? 1973 yemyeşil bir İstanbul. 1913 beton yığınına donatılmış bir İstanbul. Bu birinci köprü. İkinci köprüye baktığınızda yine çok tartışmalı o dönem Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri dahil olmak üzere, bilim insanları dahil olmak üzere ikinci köprünün İstanbul trafik sorununu çözemeyeceğini çok net bir şekilde söylemesine rağmen ne yazık ki geçmiş yıllardaki iktidarlar, bugünün benzeri olan iktidarlar şehri ranta teslim etmiştir ve ikinci köprünün 1988 ve 2013 fotoğrafını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi üçüncü köprü tartışması uzun süredir İstanbul'u yöneten belediye başkanı dahil olmak üzere İstanbul'daki bilim insanlarının tamamının üçüncü köprünün İstanbul trafiğini çözemeyeceğini, tam tersine İstanbul'un akciğerini parçalayacağını, İstanbul'un su havzalarını ortada kaldıracağını ifade etmiştir. Biz İstanbul'da yaşayan yurttaşlar olarak akciğerimizin parçalanmasına izin verecek miyiz? Bunu görüyorsunuz değil mi? Bu üçüncü köprü güzergahındaki orman alanlarımız ve su havzalarımız. 160 kilometre yoldan bahsediyorum. Değerli İstanbullular, sevgili dostlar, Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Cumhuriyet Halk Partisi elbette keşke üçüncü köprü planları temeli atılmamış olsaydı. Ama bu saatten sonra yapılacak bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Bu bölgenin tamamını, 167 kilometre güzergahın tamamını imara kapatacak, yapılaşmaya kapatacak, İstanbul'un akciğeri olarak kalacaktır. Sakın ha! Sakın ha! Ben burada imar lobilerine, beton lobilerine seslenmek istiyorum. Dün yapılan bu yanlışların yenisini sizlere yaptırtmayacağız. Bu tartışmalar şöyle geçmişti. Birinci ve ikinci köprü tartışması yapılırken buralar sit alanı olarak kalmıştı. Ne yazık ki kan emiciler İstanbul'u beton yığınına çevirdiler ve bugün hiçbirinizin ulaşım imkanı kalmaz bir durumdasınız. Sadece ulaşım mı? Aynı zamanda hava sorunuyla karşı karşıya olan bir şehiriz. Bunlar niçin konuşulmaz televizyonlarda? Merak etmez misiniz? Elbette merak edersiniz. Onu da ben söyleyeyim. Buraya, şu haritaya baktığınızda bu haritadaki suç ortaklarının önemli kısmının basın patronları olduğunu da hepinizin bilmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, basın emekçileri, sizin İstanbul trafiğinde çektiğiniz çilenin ne olduğunu çok iyi bilen bir siyasetçiyim. Sizden rica ediyorum. Bu kent hepimizin, bu şehir hepimizin,
Hepimiz buna sahip çıkacağız. Görüyorum aramızda çok sayıda İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili mağdur edilmiş dostlarımız var. Biraz sonra ona da değinmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok kısa süre içerisinde 20 yıla yayan değil, bakın bugün bize önümüzdeki süreçte trafik sorununu çözeceğim diyenler bu kenti 20 yıldır yönetiyorlar. 20 yıldır bu sorunu çözmeyenlere rey verecek misiniz? Hayır. Ne diyeceğiz? Onlara dur diyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Cumhuriyet Halk Partisi projeleriyle gelecektir. İstanbul'un ulaşım sorununun rahatlığı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla inşallah partim, örgütüm, İstanbul halkı bana yetki verirse 600 gün içerisinde metro ağlarının iş olacak. 5 yıl içerisinde de İstanbul'da ulaşım sorununu sıfır noktaya getireceğiz. Bu konuda da hazır olduğumu ifade etmek istiyorum. Viyadüklerle, aspirin tedavileriyle dünyanın hiçbir kentinde bu ulaşım sorunu çözülmemiştir. Bundan sonra da çözülmesi mümkün değil. İlacı bizde, çaresi bizde, çaresi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarında olacaktır. Değerli dostlar, değerli dostlar, burada içimizde, yanımızda çok sayıda dostlarımız var. Kimdir bu dostlar? Bunları sizlere tanıtmak istiyorum. Sultan Mahallesi burada, Sarıgöl burada, Ümraniye burada, Tarlabaşı burada, Balat burada, Gülsuyu burada, Sultanbeyli burada, Beykoz burada. Kimdir bunlar? Değerli dostlar, 94 yılında İstanbul'da belediye başkan adayı olan Sayın Erdoğan'ın belediye başkanı olursam ben de gecekonduda oturuyorum. Bütün bu sorunları çözeceğim diye size söz vermişti. Çözdü mü? Şimdi size soruyorum. Çözemezler. Biz ne istiyoruz? Haklı olarak burada bulunan kent mağduru dostlarımız Cumhuriyet Halk Partisi kentsel dönüşümü nasıl yapacak diye düşünmek zorundalar. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kentsel dönüşümü model olarak bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmiş olduğu Eskişehir gibi, İzmir gibi, Aydın gibi hiçbir yurttaşımızın mağduriyeti söz konusu bile olmayacaktır. Ne yaptılar? Şimdi kentsel dönüşüm diye yeni bir yasa çıkardılar. Bu yasayı birçok yurttaşımız bilmeyebilir. Ne yazık ki bu yasa aynı zamanda Türkiye'de en çok güvendiğimiz mülkiyet olarak tapulara çok güvendiğimiz tapuların da önümüzdeki günlerde bir anlam ifade etmediğini çok net bir şekilde göreceksiniz. Biraz önce saymış olduğum bu mahalleler bu iktidar tarafında sürgüne tabi tutuldu. 200 yıllık Sultan Mahallesi'nde oturan Roman kardeşlerimizi 60 kilometre öteye sürgün ettiler. Tarla başındaki yoksulları sürgün ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yerinde dönüşümü, mülkiyet sorununun uzun vadeli değil, 2 yıl içerisinde İstanbul'da mülkiyet sorunu yaşayan bütün yurttaşlarımızın sorunlarını sadece 2 yıl içerisinde çözeceğiz. Hiç kimse, hiçbir yurttaşımız sürgüne tabi tutulmayacak, yok sayılmayacak,
ötekileştirilmeyecek. Şimdi bu kentsel dönüşümü yapanlar Türkiye'de kentsel dönüşüm yapmadılar mı zannediyorsunuz? Yaptılar. 2B'ye de geleceğim. Değerli dostlar, işte bütün bu sorunları Fikir Tepesi, 2B, kent mağdurlarının sorununun çözümü Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Buna emin olabilirsiniz. En kısa süre içerisinde de bunların hepsini çözeceğiz. 99 99 Marmara depremi sadece İstanbul'da değil, Marmara'da çok ciddi can yaktı. Binlerce insan hayatını kaybetti ve çok ciddi ekonomik bedellerin altında kaldık. 99 ile 2014 arasında tam 14 yıl geçti. Yani neredeyse çeyrek asıra varabilecek bir süre. Rahmetle anmak istiyorum Sayın Bülent Ecevit. Kendisi o dönem deprem dönüşümünün sağlanabilmesi için deprem vergisi çıkardı. Milyonlarca yurttaşımız deprem vergisi ödediniz. Bu deprem vergisinin hesabını sormayacak mısınız? Nerede bu paralar? Bu paralar depremin dönüşümü için kullanılmayacak mıydı? İki, elimdeki fotoğraf 2 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve İstanbul'da çeşitli mecralarda İstanbul'un Sayın Ecevit dönemindeki kamu adına milli emlak dediğimiz milletin yeri, devlete ait olan yerler, bakanlıklara ait olan yerler ne oldu? Bunlar deprem için kullanılmayacak mıydı? Haberiniz var mı ne oldu? Evet, ranta teslim edildi. Şimdi bu Gezi direnişini anlamıyorum, anlayamıyorum diyenler, Gezi direnişinin sadece Taksim'deki alan değil, aynı zamanda İstanbul'un nasıl ranta teslim edildiğini, bunun hesabını sormak için yola çıktıklarını hepimizin bilmesi gerekiyor. Bunlar buraya baktığınızda milletin ortak malı dediğimiz kamuya ait arsaların nasıl peşkeş çekildiğini, biraz önce ablamın söylediği gibi Fikirtepe Eğitim Mahallesi Dumlupınar'ın sorunu nasıl çözülecek diye sorduğunda hemen aklıma 2 soru geldi. Onu söyleyeceğim ablacığım. Niye çözemediler? Niye çözemediler onu söyleyeceğim. Aşağıda hemen altında devlet malzeme ofisi var. Biraz yukarısında çocuk esirgeme kurumu. Altını çizerek söylüyorum. Çocuk esirgeme kurumu. Yani yoksul çocukların mallarını rantçılar bir başkasına peşkeş çekti. Peşkeş çekince doğal olarak elbette Fikirtepe'nin sorunu çözülemeyecek. Ebret'te Eğitim Mahallesi'nin sorunları birikecek. Ama size söz veriyorum. İlk işimizde inşallah belediye başkanı olursam her 2 planı da iptal edeceğim. Fikirtepe Eğitim Mahallesi Dumlupınar'ın dönüşümü için size tahsis etmek benim boynumun borcu olacaktır. Ona da emin olabilirsiniz. Yine sağ olun. Yine ekranlara çıkıyorlar. Ekranlarda kentsel dönüşümün kerametini anlatıyorlar. Müsaade ederseniz ezan bitsin devam edeceğim. Evet. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, şunu çok iyi bilmenizi istiyorum.
Özellikle burada Sultanbeyli'de olan arkadaşlarımız var. Ümraniye'de olan arkadaşlarımız var. 2008 yılında kapılarınızı dolaştığımda önümüzdeki süreçte evlerinizi başınıza yıkacağınızı defalarca söylememize rağmen ne yazık ki tercihlerinizi yanlış yaptınız. Şimdi önümüzdeki dönemde kaderinizi kendiniz çizeceksiniz. Sakın ha kişilere, kurumlara değil. Pardon, özür diliyorum. Sağ olun. Konuşacağım, merak Değerli dostlar, ben de sizlerle gurur duyuyorum. Bütün engelleri aşarak geldiğiniz için hepinize saygı duyuyorum. Ama merak etmeyin, siyasetçiler İsmet İnönü'nün ikinci genel başkanımızın dediği gibi namuslular, namussuzlar kadar cesur olursa bu ülkede aşamayacağımız hiçbir şey olmayacaktır. Bu cesur duruşunuzdan dolayı. Bu cesaretinizden dolayı hepinizi kutluyorum. Değerli dostlar, şimdi hani yoksula kentsel dönüşüm olmaz. Biz sizin sorunlarınızı size TOKİ evleri yaparak ya da 50 kilometre öteye oteleyerek çözmek istiyoruz diyenlere şimdi şu fotoğrafı göstermek istiyorum. Kamerada görebiliyor musunuz? Bu şehir beton lobilerine teslim edilmeyecek kadar çok önemli bir şehir olduğunu sadece İstanbul'da yaşayanlar değil, dünyanın dört bir yanında İstanbul'u bilenler ya da çeşitli dönemlerde İstanbul'da yaşamış yabancı gazetecilerin yazmış olduğu yazıları okuduğunuzda içinizin paramparça olacağını düşünüyorum. Bırakın İstanbullu'yu. Hiç İstanbullu olmayanların İstanbul'la ilgili yazmış oldukları o cümleleri okuyabilirseniz doğrusu İstanbul'un ne durumda olduğunu göreceksiniz. Sayın Başbakan, zaman zaman özellikle benim rant haritasını gönderdiğim dönemde ekranlarda birinde şunu söyledi. İstanbul'da 6 emsal, 8 emsal kabul edilir bir şey değil dedi. Sayın Başbakan, bırakın sizin dün söylediğinizi. Daha geçen hafta 15 gün önce Gaziosman Paşa'da 13 emsal geçti. Ey Başbakan, kimi kandırıyorsunuz siz? Ne geçti? Yer kamu yeri rantçıların eline geçti. Yine her konuştuklarında Fatih Sultan Mehmet'i anmaktan geçemiyorlar. Şimdi ben soruyorum. Şu manzarada Fatih Sultan Mehmet yaşamış olsaydı vallahi hepinizi tutuklardı. Gerekçe olarak yine benim gündeme getirdiğim için Başbakan
Sağ olun. Hep beraber ilerleyeceğiz. Kendisinin tarihi yarımadadaki bu katliama vicdanı rahat etmediği için başbakan altı katını tıraşlayın dedim. Sonra tıraşlamadılar, ben de küstüm. Başbakan senin her türlü keramete gücün yetiyor. Yedi tane gencecik çocuğumuzun ölümüne emir veriyorsun. 12 tane gencecik çocuğumuzun gözlerinin çıkması için talimat veriyorsun da bir yandaşına tarihi yarımadayı bozan bir planı hangi güçte senin gücün yetmiyor onu merak ediyorum. Evet. Gezi direnişi ne son olacak, ne ilk olacak, ne de son olacak. Bin yıl Gezi direnişi ruhu kalbimizde yaşayacaktır. Değerli dostlar, İstanbul'un tarihi yarımadasını 24 saat yaşayabilir, Paris'te olduğu gibi, Londra'da olduğu gibi, gelişmiş bütün şehirlerde olduğu gibi milyonlarca turiste ev sahipliği yapabilecek bir duruma getirmek sadece iki ilimize gerekiyor. İki yıl içerisinde İstanbul'un tarihi yarımadası 24 saat yaşayan bir şehir haline dönecektir. Kısacası İstanbul'un birikmiş sorunlarını saatlerce anlatabilirim. Ama en önemli sorunların birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istedim. Bir tanesi ulaşım sorunu. Çok kısa süre içerisinde çözülebilecek bir sorundur. Diyeceksiniz ki haklı olarak, ya siz bu kadar iyi düşünüyorsunuz da 20 yıllık iktidar neden bunu düşünemedi? Düşündü. O ne düşündü biliyor musunuz? 200'e yakın AVM düşündü. 200'e yakın AVM demek binlerce esnafın kepenk kapatması demektir. 200 tane AVM demek daha fazla trafik demektir. Daha fazla çile, daha fazla rant demektir. Onun için onlar ranta teslim ettiler. Biz şehir ranttan kurtaracağız. Değerli. Elbette. Değerli arkadaşlar, tabii ki bütün dünya verilerine baktığınızda İstanbul dahil olmak üzere Türkiye'de yolsuzlukta birinci sıradayız. Size şunu vaat ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Gürsel Tekin'in belediye başkanlığı döneminde şeffaf, hesap verebilir, arınmış, yandaşlara, yoldaşlara değil, vatandaşa hizmet olacaktır. Buna emin olun. Bütün bu projelerin çözümü için paramız hazır. Kadromuz hazır. Örgütümüz hazır. İnşallah Sayın Genel Başkanımızın, parti yöneticilerimizin alacağı her türlü karar, ön seçimse ön seçim, kamu yoklamasıysa kamu yoklaması, tamamına biz varız. Bizim birinci önceliğimiz İstanbul'da sosyal demokrat bir iktidar oluşturmaktır ve sosyal demokrat bir belediye yaratmaktır. Değerli dostlar, bugün benim gibi en demokratik haklarını kullanmak için 3 ay önce aday olan arkadaşlarımızın mesajını sizlerle paylaşmak istiyorum. Rahatsızlığım nedeniyle bu güzel günde yanınızda olamadığım için üzgünüm. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Celal Doğan. Sayın Gürsel Tekin,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı açıklamanızı kutlarım. Eski CHP İl Başkanı ve Kadıköy'de yerel yönetim katkılarınızın özellikle Büyükşehir'de de aday adaylığı yarışını demokratik koşullarda sürme isteğinizi saygı ile izliyorum. Sonuna kadar destekliyorum. Profesör Doktor Semih Er Yıldız. Ve yine hepinizin çok yakinen tanıdığı sevgili dostumuz, uzun süre gazetecilik mesleğini yüreklice yapan dostumuz, burada olduğunu zannediyorum. Buradaysa kürsüye çağırıp bir beraber selam vermek istiyoruz. Can Bey yok mu burada? Can Ataklı Bey. Evet, Can Bey'e de selamlarımı göndermek istiyorum burada değilse. Değerli dostlar, yine geliyor mu? Gelsin. Yine milli sporcularımız Erhan Eke, Birol Topuz, Gürkan Özkan aramızdalar. Kardeşlerim, hoş geldiniz. İnşallah olimpiyatları da sizlerle kazanacağız. Görüldüğü gibi siyasi partilerde özellikle sosyal demokrat CHP'de en demokratik hakları olan arkadaşlarımız bu demokratik haklarını kullanacaktır. Önümüzdeki günlerde şu anda 3 tane aday arkadaşım var. İnşallah ben de bugün burada ilan ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayıyım. Kendimi sizlere emanet ediyorum. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, değerli dostlarım, 3 tane aday arkadaşım ben, 4. Omuz omuza vereceğiz. Elbette demokratik bir yarıştır. Hangi arkadaşım çıkarsa önümüzdeki süreçte seçim meydanlarında 2009 yılında olduğu gibi Gürsel Tekin adayının yanında olacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması için sonuna kadar çaba sarf edecektir. Değerli dostlar, sorunları biliyoruz. Çözümleri de biliyoruz. Çözümler sosyal demokrat bir anlayışta olur. İstanbul'a benzer illerin sorunlarının birikmesinin temel sebebi sosyal demokrat iktidarların olmamasından kaynaklanıyor. Paramız hazır, kadromuz hazır, inancımız yüksek, örgütümüz hazır. Hazır olarak çıkacağız. En kısa süre içerisinde İstanbul'un tamamının sorunlarını çözüp İstanbul'da iktidar olacağız ve omuz omuza vererek yolsuzlukla mücadele eden, haramizadelerle mücadele eden Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu da başbakan yapmaya hazır mıyız? Beton lobilerinin yanında mı duracaksınız? Kent mağdurlarının yanında mı duracaksınız? İmar çetelerinin yanında mı duracaksınız? Sultan Mahallesi'nde sürgün edilmiş binlerce yurttaşımızın yanında mı duracaksınız? Buna karar vereceğiz 2014'te. Bu önemli bir karar olduğunu unutmamalıyız. Sadece klasik bir belediye başkanı seçimi değil, Türkiye'nin geleceğine karar vereceğiz. Değerli dostlar,
Sevgili hemşerilerim, sorunları da çözümleri de biliyoruz. Biz bu kentin sahibiyiz. Ancak yönetimde söz sahibi değiliz. İşte bu yüzden diyoruz ki sizden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetme iznini istiyorum. İzin verecek misiniz? Yetki verin ki yaşanabilir bir şehir yaratalım. Yetki verin ki yoksulların sorunlarını çözelim. Yetki verin ki trafik sorununu çözelim. Yetki verin ki şeffaf, hesap verebilir, yolsuzluktan arınmış bir belediye yaratalım. Buna biz hazırız. Gücümüze güç katarsanız. Teşekkür ediyorum. Bize yetki verin. Türkiye'de siyasetin abidesi sadece Kılıçdaroğlu değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün liderlerine baktığınızda pırıl pırıl bir sayfa görürsünüz. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, daha dün ölüm yıl dönümünü kutladığımız halkın adamı Sayın Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Altan Öğmen, Hikmet Çetin ve en son genel başkanımız şu anda Sayın Kılıçdaroğlu. Baktığınızda cam gibidir. Bu tarafta baktığınızda öbür tarafını görme imkanınız var. Ama ne yazık ki Sayın Baykal, çok özür diliyorum. Sayın Baykal, bugün eğer biz bir siyasal figür olduysak, burada Sayın Baykal'ın emeğinin ne kadar çok olduğunu biliyorum. Kendisine burada saygılarımı, selamlarımı göndermek istiyorum. Bütün bu olumsuzlukların üstesinde gelebilecek. Bugün sabahleyin genel merkezin önünde söylediği gibi yolsuzluklarla mücadele etmek, haramizadelerle mücadele etmek için yola çıkan Sayın Genel Başkanımızla omuz omuza İstanbul'un da iktidarını, Türkiye'nin de iktidarını size vaat ediyoruz. Sağ olun, var olun yüreğinize, yüreğinize, coşkunuza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Önümüzdeki günlerde kılıçlar çekildi bu bir düello. Kısa çöp uzun çöpten hakkın alacak. Karanlığın sonunda güneş doğacak. Geliyor kılıçlar, Kılıçdaroğlu. Hem temiz hem de dürüst bir insanoğlu. Geliyor kılıçlar, Kılıçdaroğlu. Hem temiz hem de dürüst bir insanoğlu. Çok sayıda milletvekili arkadaşlarımızın isimleri anons edildi mi bilmiyorum. Edilmediyse bizi hoş görsünler. İl başkanlarım, milletvekillerim, Türkiye'nin çeşitli bölgesinde gelen dostlarım, hepinizin ayaklarına sağlık. Sağ olun, var olun. Yolumuz yolunuz açık olsun. Yalanın talanın göründü sonu. Soruyor kılıçlar, Kılıçdaroğlu. Türkiye'm sen de bas bağrına onu. Geliyor kılıçlar, Kılıçdaroğlu. Hem temiz hem de dürüst bir insanoğlu. Geliyor kılıçlar, Kılıçdaroğlu. Hem temiz hem de dürüst bir insanoğlu.